2015 yılından bu yana, benim sesim hep sonra açılıyor arkadaşlar. 2015 yılından bu yana sanırım bu 7. bütçe görüşmesinde grubum adına konuşuyorum. Biz her sene dünya kadar parayı Dışişleri Bakanlığı'na veririz. Dışişleri Bakanlığı gider, bir yıl sonra tekrar bütçe istemeye buraya gelir. Sağ olsun kendisi naziktir, kibardır. Diğer bakanlar gibi gelip buraya meclise hakaret küfür ettiği görülmemiştir Mevlüt Bey'in. Hakkını yemeyelim. Fakat her bütçe zamanı buraya geldiğinde bir önceki yıla göre daha da sıkıntılı bir dış ilişkiler alanıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bütün verdiğimiz paralar daha da çökmüş bir dış politika olarak bize geri dönüyor. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler çok uzun zamandır kötüye gidiyordu. Şu an dibi görmüş, iyileşmeye dair herhangi bir emare söz konusu değil. Biden yaptığı demokrasi zirvesine de Türkiye'yi çağırmamış. Avrupa Birliği ile bütün başlıklarda ilişkiler donmuş, hatta sadece donmamış. Geçen gün bir vesileyle kimi Avrupa Birliği yetkilileriyle tesadüfen görüştük. Anlayabildiğimiz kadarıyla sabit bile durmuyor. Her geçen gün daha da kötüleşen bir seyirden bahsediyorlar ve gerçekten kaygılılar. Avrupa Konseyi ile ilişkiler az önce bazı tartışmalara şahit oldu. Kıymetli arkadaşlar, bunun üzerinden ucuz politika yapmanın bir anlamı yok. Türkiye'yi konseyden kovacak noktaya gelmişler. Hatta ya siz çıkın gidin ya biz sizi kovacağız. Neredeyse bu noktaya gelmişler, bu ciddi bir meseledir. Öyle karar eksikti, daha devam ediyor, böyle bir şey yok. Net karardır, büyük daire kararıdır, hem Demirtaş kararı, hem Kavala kararı. Sayın Bakan, siz AKP'me başkanlığı yapmış bir insansınız. Allah billah aşkına bir cumhurbaşkanına söyleyin. Geçen gün Avrupa Birliği'nin kararları bizi bağlamaz diyor. Belli ki konsey ile birlik arasındaki fark da kalmamış. Kim cumhurbaşkanına hangi bilgiyi veriyorsa vallahi yanlış da veriyor. Siz biliyorsunuz, bakın ilk defa 2017 yılında Azerbaycan için açılan infringement dedikleri prosedürü ikinci defa konsey tarihinde ikinci defa Türkiye için yapıyorlar. Yani bu Türkiye'nin konsey üyeliğinin sonlanmasına gidebilecek, oraya gidecek demiyorum, gidebilecek bir süreç. Türkiye daha önce başka şekilde yine tarihe geçmişti. 2017 yılında yine izleme sürecinden çıkıp tekrar izleme sürecine geri girmeyi başarabilmiş tek ülke olarak Türkiye yine tarihe geçmişti. Bakın bu defa da tarihe geçiyor. Ya bu ciddi bir meseledir. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılması demek Türkiye'nin uluslararası hukuk sistemiyle çok önemli bir bağının kopması demektir. Ve bu son derece tehlikeli. Sadece demokrasi, insan hakları, hukuk açısından değil, ekonomik açıdan da Türkiye'yi çok fazla zorlayabilecek bir meseledir. Rusya ile ilişkiler gergin. Dostum Putin dönemi çoktan bitmiş. Rusya Amerika ile anlaşıp Suriye'deki savaşı bitirmeye çalışıyor. Suriye'deki savaşı bitirmek istemeyen kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir Türkiye, bir de İngiltere. İngiltere sürekli bunlara gaz veriyor. Vallahi billahi. Bitirmeyin diye. Esad'ı işte mutlak bir şekilde zafer vermeyin diye. Kimi Amerikalı çevreler de bunu yapıyorlar. Ama Amerika ile Rusya şu an önemli oranda bir ortaklaşmaya gidip Suriye'yi tekrar şekillendirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de siyasetini Rojava'da Kürtlere saldırayım, bir de Heyet Tahrir El Şam'ı koruyayım. İdlib bölgesine kendisini sıkıştırmış durumda. Suriye'de öyle oyun kurucu olma gibi vasfını çoktan yitirmiş. Çıkabilirse o bataklıktan büyük başarı, ama her geçen gün o bataklığın içerisine daha fazla saplanıyor. Suriye ve Irak'ta diplomatik siyasi olarak gerileyen Türkiye askeri varlığını artırarak belki bir pozisyon kapabilirim diye düşünüyor. Şu an Türkiye'nin uluslararası arenada Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Rusya, Amerika, bütün bunların ötesinde ilişkiler darmadağın, bir tek NATO üyeliği ve Türkiye'nin sahip olduğu askeri gücü bölgesel bir takım denklemler içerisinde konumlandırma, pazarlama. Bunun dışında hiçbir siyaseti kalmamış. Bakın kıymetli arkadaşlar, en son Doğu Akdeniz meselesini biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'de birbirine benzemeyen ne kadar güç varsa Türkiye hepsini birleştirdi. Hepsini birleştirdi Türkiye'ye karşı. En son Katar. Bu sürekli Katar dostumuz Katar var ya, iki gün önce Katar Amerika'nın Exxon'uyla birlikte Kıbrıs'la anlaşma yaptı. Kıbrıs'ın dibindeki 5. parselde doğal gaz araştırmaları için hani birlikte çalışacaklar. Cumhurbaşkanına söylediler, biz bu konuyu da gündeme getireceğiz diyebildi. Sadece bu kadar diyebildi.
Şimdi zaman çok çabuk geçiyor. Türk evi, Sayın Başkan, ben bunu burada söyledim, size de söyleyeyim. Güzel bir Türk evi yapılmış. Büyükelçilik Strasbourg'da itibar dediler. Burada konuştuk bir defa arkadaşlar. İtibar mahkeme kararlarının uygulanmasıyla olur. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, bunlara Türkiye riayet ederse itibarı çok yükselir. İnanın bana, inşaat yapmakla itibar olmuyor. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin tamam bütün hani ilişkileri kötüdür falan demiyoruz. Bakın size iyi giden bazı şeyler söyleyeyim. Kıymetli bir danışmanımız Lokman Sazan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Kopenhag kriterlerinden mülteci kriterlerine evrildi diyor. Doğru, güzel bir tarifleme. Şimdi bu mülteciler meselesini uzun dönemdir Avrupa'ya karşı bir tehdit olarak kullanıyordu. Türkiye bunda mahir, yok demeyin. Lukashenko Erdoğan'dan öğrendi. Biliyorsunuz yaz boyunca Polonya sınırına yığdı. Dünyada böyle konuşuluyor valla. Siz ne derseniz deyin, dünya böyle konuşuyor. Türk Hava Yolları sürekli Minsk'e seferler yaptı. Irak'tan, Suriye'den, Yemen'den insanları taşıdılar. VIP insan kaçakçılığıdır bu. Ha, ismi bu. Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'yi tehdit ettiler. Dediler bakın Türk Hava Yolları'nı Avrupa'yı hiçbir ülkeye sokmayız dediler. Geri adım atmak durumunda kaldı. Gri pasaportlar oldu. Ne oldu akıbeti bilmiyoruz. Gri pasaportlarla VIP insan kaçakçılığı yaptılar biliyorsunuz. Bu kaçakçılık durumunu, bu gri pasaport rezaletini ortaya çıkan konsolosluk görevleri cezalandırıldı. Belediyesinde gri pasaport kullanılan belediye başkanı Cumhurbaşkanı'ndan ödül aldı ya. Oldu bu, vallahi oldu bu. Türkiye'de oldu. Bunun ötesinde ne var? Türkiye kokain kaçakçılığı konusunda önemli bir rota olmuş durumda. Latin Amerika ile Kıbrıs'la Türkiye arasında ilişkiler muazzam. Gerçekten. Bakın çökülen marinalar var. Bakın Brezilya'da yakalanan uçak var. İçinde bir sürü pudra şekeri çıkıyor, kokain çıkıyor değil mi? Ya bu inanılmaz ilginç bir durum. Sanki bir aksiyon filmi izliyoruz. Kimseden çıt yok. Başka ne var? G7 ülkeleri tarafından kurulan, biliyorsunuz, bu Financial Action Task Force, mali eylem gücü. Geçen sene buraya son dakika getirdiğiniz bir yasa, uluslararası terörün finansmanıyla ilgili olarak niye bu kadar bizi sık boğaz ediyorlar anlamadık. Ne oldu? Yasayı geçirdiniz. Kara para aklama ve terörün finansmanı iddiasıyla yine Türkiye'yi gri listeye aldılar kıymetli arkadaşlar. Özellikle de El-Kaide ve IŞİD'in terör, bu örgütlerin finansmanı konusunda Türkiye'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini söylediler. Başka ne var? Pandora ve Panama, bu belgelerde şey çıktı kıymetli arkadaşlar. Türkiye'nin vergi cenneti ülkelerle de ilişkileri bayağı güçleniyor. Mesela Erdoğan'ın sarayını yapan Rönesans grubu, milletin anasına küfreden Cengiz Holding, mesela Berat Albayrak'ın genel müdürlük yaptığı Çalık grubu, bütün bunların hepsinin offshore hesapları çıktı ya. Bütün o ülkelerle ilişkiler gayet iyi, o kadar kötü değil. İyi giden şeyler de var kıymetli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, o ya zaman gerçekten çabuk gidiyordu, ben bitireyim. Kıymetli arkadaşlar bakın, son olarak Mevlüt Bey telefonla konuşur. Geçen sene ben Türkiye'nin lirasının niye Heyet Tahrir el-Şam tarafından İdlib'de maaş ödemelerinde kullanıldığını sordum. Heyet Tahrir el-Şam biliyorsunuz terör örgütü olarak hem Türkiye hem Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor. Bana demişti ki kendisi, aha bak buradadır komisyonda, Türk lirası kıymetli bir para olduğu için bazen oluyor bu tür şeyler demişti. Vallahi şaka değil. Bu sene Türk lirasının da bir kıymeti kalmadı bakın. Vallahi billahi Heyet Tahrir el-Şam şu an isyan ediyor dolarla verin maaşlarımızı diye. Size yemin ediyorum bakın.